1917 Büyük Ekim Devrimi ile Türkiye'yi parçalamak için savaşan 3 emperyalist ülkeden biri olan Çarlık Rusyası yıkılmış, yerine Türkiye'nin kurtuluşunu destekleyen Sovyet rejimi kurulmuştu. Sovyet devriminin önderleri ilk işlerden biri olarak gizli diplomasiyi kaldırdı ve 9 Kasım 1917 günü Osmanlı topraklarını parçalamak için yapılan gizli anlaşmaları dünya kamuoyuna açıkladı. Sovyet devriminin önderi Lenin 20 Kasım 1917 günü kendi imzasıyla yayımladığı Doğu'nun bütün Müslüman çalınmasına ve Ermenistan'ın Türkiye'den alınmasına dair anlaşmanın yırtılarak yok edildiğini bildiriyordu. Devrimci Sovyet hükümeti ile Osmanlı Devleti 3 Mart 1918 günü Brest-Litovsk Barış Anlaşması'nı imzaladılar. Anlaşma uyarınca Rusya 6 ila 8 hafta içinde işgal ettiği bölgeden çekilmeyi, Ermeni çetelerinin silahsızlandırılmasını ve dağıtılmasını kabul ediyordu. Böylece Kars, Ardahan ve Batum illeri Osmanlı Devleti'ne iade edildi. Ne var ki İngilizler Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'da kukla devletler kurarak direnen Türkiye ile Sovyet Rusya arasına bir set çekmişti. Amaç, devrimci Sovyet ve Ankara hükümetlerinin birleşmelerini önlemekti. Bizim tarih kitaplarımızda bunun niye olmadığını hep kendi kendime sorarım yıllardır. Dünyada beyaz, Hristiyan ve batılı emperyalizme karşı İlk isyan hareketleri Avrasya'dan geliyor. Biri Rusya'dan, biri Türkiye'den, biri Çin'den. Bu tarihte ilk. Bundan önce emperyalizme karşı böyle örgütlü isyan yok. Savaş yok, zafer yok. Halbuki Çin'de Kuomintang, Rusya'da Bolşevikler, Türkiye'de de Kemalistler bu işi başarıyorlar. Şimdi sadece bu yeter. Yani bu tarihte şeref kürsüsünde olmak için sadece bu kadarı yeter. Mustafa Kemal Paşa'nın komandasıyla, liderliğiyle Türkiye bu işi hem de tam bağımsız olarak gerçekleştiriyor. Sovyetler Birliği cenahtan onu takviye ediyor. Ama Sovyetler Birliği de bize muhtaç. Biz de ona takviye veriyoruz. Eğer biz olmasak Kafkasya'yı halledemezdi. Azerbaycan büyük sorun olabilirdi. Bütün bunlarda Türkiye'nin ona desteği var. Ama o da Ermeniler meselesinde bize anlayış gösteriyor. Ve Kafkasya'daki o seddi, ki o emperyalizmin seddidir. Ve şimdi aynı seddi Amerikalılar orada yapmaya çalışıyorlar. En son Gürcülerle gene bir harekete geçtiler. Şimdi o seddin dağıtılmasını Mustafa Kemal Paşa 1920'nin başında bir durum değerlendirmesiyle bütün herkese yazmıştır. Eğer bu plan muvaffak olur ve Kafkas milletlerinin bize karşı kat'i bir set vaziyeti almasıyla memleketimiz kuşatılmış kalırsa, artık Türkiye için mukavemet sebepleri esasından yıkılmış olur. Ondan sonra siyasi mevcudiyetlerini tamamen kaybedebilecek olan Anadolu Türkleri, İtilaf Devletleri Subayları Kumandası altında sömürge askeri olarak ordular teşkil edecek, hem Kafkas milletlerinin itilaf itaatinde tutulmasını ve hem Bolşevik istilasının durdurulmasını temin için kan dökeceklerdir. Bu nedenle Kafkasya Seddi'nin yapılmasını Türkiye'nin kesin yok olması projesi sayıp, bu seddi itilaf devletlerine yaptırmamak için en son çarelere başvurmak ve bu uğurda her türlü tehlikeleri göze almak zorundayız. Yaratmak ve Anadolu'yu işgalden kurtarmak. Mustafa Kemal'in kuruluş planı bu denklem üzerine kurulmuştu. Doğuya yaslanmak, işgal altında olmayan bölge halkını harekete geçirmekle birlikte Sovyet Rusya ile doğrudan ilişki kurmak için de şarttı. Emperyalistler ise bu kucaklaşmayı engellemek zorundaydı. Atatürk'ün 10 Ocak 1920 günü çıkarmaya başladığı Hakimiyet-i Milliye gazetesinde yer alan Doğu İhtilali makalesi, İngilizlerin desteğinde kurulan Kukla Ermeni Hükümeti'nin
Doğu'da oynadığı rolü ele alıyor. Ermenistan, Doğu'da büyük bir inkılap gayesi için çalışan mazlum milletler arasında, komiteci kafasıyla Mazlum Milletler Birliği arasında yabancı ve bozguncu bir unsur vazifesi yapıyordu. Doğu milletlerinin temasına engel oluyor, Doğu'da İngiliz emperyalistleri için bir dayanak noktası hizmeti görüyordu. Kafkaslar, Sovyet Rusya'yı ve Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini boğma olanağı sağlayan bir üst olmanın ötesinde, bütün Orta Doğu ve Asya kapısını İngiltere'ye açıyordu. Petrol bölgelerine ve Asya'ya uzanan yolları denetlemek ve Sovyetleri kuşatmak için İngiltere bu kapıyı elinde tutmak zorundaydı. Bu nedenle İngiliz emperyalizmi kendisiyle işbirliği yapan Menşevik çizgideki Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan hükümetlerini yaşatmak amacıyla büyük gayret gösterdi. İngiltere ki emperyalizmin başı ki sadece İngiltere nasıl bir devlet olduğunu o dönemde anlatabilmek için küçük bir rakam verelim. Ana kıtasının 140 kat misli sömürgesi var. 140 katı sömürgesi var. Fransa bundan biraz daha az. Şimdi böyle bir sistemde siz sömürücü ülke olarak elinizdeki avların kaçmasından, kurtulmasından elbette rahatsız olursunuz. Bu sömürge ülkelerini güvenceye alabilmek için gene makalede ifade edilen İngiltere bir çember oluşturur. Bu çember Mısır'dan başlar. Arap Yarımadası, Irak, İran güneyi, oradan Afganistan ve Hindistan'a. İşte bu bölge İngiltere'nin kontrolünde olmalıdır. Ama kontrolünde olması yeterli değil. Bunun kuzeyinde bir hareket gelişmekte. Anadolu hareketi ve onun da kuzeyinde bir Moskova hareketi. İşte bu iki harekette boğabilmek için ilk boğacağı şey Anadolu harekettir. O nedenle İstanbul düğümüne el atar. İstanbul düğümüne el atınca Anadolu'daki kişi söndüreceğini zanneder. Efendim bunu gelecek yıllarda söndürebilmek için o dönemde 1920'lerde Anadolu üzerinde ki bunu Sevr'de de haritasında da görüyoruz. Şöyle bir senaryo. Sadece bu çemberin güvenliğini sağlamak için Anadolu güneyinde Irak'ın bir kısmına dahil olmak üzere bir Kürdistan, Van Gölü'ne kadar, Van Gölü'nün kuzeyinden Erivan'a kadar büyütülmüş Türkiye aleyhine bir Ermenistan ki Azerbaycan petrollerine hakimdir o dönemde. Kafkaslar'da bu şekilde kontrolünü tutacak. Hazar petrol sahası ile Basra petrol sahasını kendi güdümünde bir koridorla sağlamış olacak. İşte İngiltere'nin Asya tehlikesi olarak ifade ettiği nokta budur. Bu koridorun kurulamayacak olmasıdır. Mustafa Kemal Moskova'nın da ortaklığını sağlayarak bu koridoru kırar. Sevr'in bu oyununu parçalar. Ancak günümüze baktığımızda İngiltere'nin 1920'lerde kurduğu çemberin gene İngiltere'nin ortaklığında ABD tarafından kurulmakta olduğunu görüyoruz. Irak'tan kuzeye doğru haritadan gözümüzü çevirdiğimizde gene Türkiye üzerinde bir Kürdistan gündemdedir, canlı tutulmaktadır, mücadelesi verilmektedir. Onun kuzeyinde gene Sevr ve öncesinde İngiltere'nin oynadığı oyun şeklinde Ermenistan'ı Türkiye aleyhine büyütme sevdası söz konusudur. Kafkaslar bölgesinde ise ABD'nin Gürcistan'da, Ermenistan'da yabancı sermaye ile de Azerbaycan'da bugün üstedilmiş durumdadır. Bunu Hazar Denizi doğusuna yönelttiğimizde Orta Asya'da da üstleri vardır. Afganistan'la bu çemberi birleştirdiğimizde 20'de İngiltere'ni kurmak isteyip de Ankara yüzünden kuramadığı, Mustafa Kemal yüzünden kuramadığı çemberi bir başkasının kurmakta olduğunu görüyoruz. O nedenle Asya tehlikesi o dönemde bu isimle anılmış. Bugün bu isim ulusal devlet tehlikesi karşı taraf için şeklinde dönüşmüş. O dönemde Asya tehlikesine Bolşevik hareket yaftası ismi takılmış. Bugün de günümüzde bu Asya tehlikesi işine insan haklarını ihlal etiketi, demokrasi ihlali etiketi takılarak yürütülmek istenmektedir.
Ancak emperyalistlerin planı tutmadı. Bolşevikler Türk Milli Hareketi'nin yardımıyla 28 Nisan 1920 günü Azerbaycan'da iktidarı ele geçirdiler. Hatta Ankara'daki devrimci karargah Azerbaycan'ın Bolşevik olması için bizzat çalıştı. İngiltere buna rağmen Gürcistan'ın başkenti Tiflis'i kendi üssü haline getirdi ve oradan destekleyerek Dağıstan ve Terek bölgesinde kendisiyle işbirliği yapan bir hükümet kurdu. Bir yandan da milli mücadelenin başındaki Kemalist yönetimi Sovyetlerden koparmaya ve kendi Kafkas planlarına uygun bir çizgiye getirmeye yöneldi. Bu amaçla Kafkasya Halkları Federasyonu'nu Türkiye'nin himayesi altına verme kurnazlığını gündeme getirdi. Burada da İttihat ve Terakki'nin Turan hayalleri kuran eski liderlerini kullanmaya çalıştılar. Ermenistan, Doğu İhtilal makinesinin iyi işlemesine mani olmak için bu ihtilalden etkilenecekler tarafından makinenin çarkları arasına sıkıştırılmış yabancı bir cisimden başka bir şey değildir. Makineyi işletmek isteyenler büyük bir maharet ve takdir edilecek bir kudretle bu yabancı cismi çarklar arasından çıkarmayı başardılar. Şimdi makine daha büyük bir emniyetle, muntazam ve düzgün bir surette işlemeye başlayacak ve ihtilal başarılı olacaktır. Daha sonraki yıllarda içine düştüğü dar bakış açısından tamamen uzak, gerçekten bu sağlam dünya tahlilinin bir parçası olarak Ermeni sorununun tahlil edildiğini görüyoruz ve ancak bilimsel sosyalistlerin yapabileceği bir tahlil söz konusudur. Burada Ermeni meselesi örneğin şöyle konmuştur. Yani Ermeniler Türklere düşmandır veya Anadolu'da bizim özgür bir şekilde yaşamamıza karşı oldukları için bunları hedef alıyoruz, onlarla mücadele ediyoruz gibisinden daha dar, daha sığ bir koyuş yerine mesele şöyle konmuştur. Dünya ikiye ayrılmıştır. Emperyalistler vardır, ezilenler vardır. Ve ezilenler emperyalistlere karşı mücadelelerinde birlik olmak durumundadırlar. Ermeniler ise ezilenlerin emperyalistlere karşı yürüttükleri bu mücadelelerin arasına sokulmuş bir kamadır. İngiliz emperyalizminin bölgedeki dayanak noktasıdır. Bunun için bertaraf edilmeleri gerekir. Olayı böyle koymaları son derece önemlidir ve dediğim o sağlam dünyaya bakış açısının bir sonucudur. Yani dediğim gibi son yıllarda özellikle görülen o dar milliyetçi bakış açısı, dar anlamda, dar ve olumsuz anlamda Ermeni düşmanlığının söz konusu bile olmadığı ama bütün ezilen insanlığın emperyalizme karşı mücadelesinin mücadelesinin çıkarları açısından olaya bakıldığını ve Ermenilerin MPSR tarafından kışkırtılarak bölgede olumsuz bir rol oynamaya başlamalarının ne gibi bir tehlike arz edeceğini MPSR hesabına ne gibi bir tehlike arz edeceğini hesap etmeleri söz konusudur ve bundan dolayı hedef alınmıştır. Sovyet Kızıl Ordusu batıdaki işini bitirdikten sonra Kafkasya'da ilerlemeye başladı. Bolşeviklerin bu ilerleyişi Ankara'da coşkuyla karşılanıyordu. Gelişmeler yeni meclisin kürsüsünden gün gün mebuslara aktarılıyordu. 1920 Nisan'ında Ankara'da Mustafa Kemal'le bir görüşme yapan Chicago Daily Tribune muhabiri karargah duvarında bulunan ve üzerinde Bolşeviklerin ilerleyişini gösteren bir haritadan bahseder. Haritada Bolşeviklerin ele geçirdiği her yere küçük kızıl bayraklar asılmıştı. Sovyetler Birliği'nde iç savaş bitmiş değil. Kafkasya'da, Ermenistan'da, Gürcistan'da ve Azerbaycan'da İngilizlerin desteklediği ve İngilizlerle işbirliği halindeki menşevik iktidarlar var. Bu devrimci Sovyetler Birliği ile
devrimci Kemalist kuvvetlerin arasında bir kama aynı zamanda. Aynı zamanda Türkiye'nin Anadolu'daki hareketin cephe gerisinin zayıflatan bir unsur. Oysa savaşı tayin edici cephesi Batı olmakla birlikte Doğu cephesinin bir güvenceye alınması lazım. Bu bakımdan Kızıl Ordu'nun Kafkasya'da kazandığı her başarı, en küçük bir muharebe kazanması bile Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük sevinçle karşılanıyor. İki devrimci hükümet arasındaki yakın ilişki emperyalizmin bu oyununu bozdu. Sovyet Kızıl Ordusu kuzeyden ve doğudan, Türk ordusu ise batıdan yüklenerek İngiliz işbirlikçisi rejimleri iki cephede savaşmak zorunda bıraktı. İngilizler ellerindeki mevzileri tek tek kaybettiler. Rusya'daki iç savaşta Wrangel ezildi, arkasından Dağıstan ve Terek Halk Kongresi Sovyet özerkliğini ilan etti. Gürcistan ve Ermenistan'daki İngiliz hükümetlerinin Bolşevikler tarafından devrilmesiyle emperyalizmin Kafkaslardaki son mevzileri de düştü. Atatürk'ün ve Kemalist önderliğin bir Doğu ihtilali sonucunu çıkarması olaya çok basit Anadolu'daki bir mücadelenin başarısı açısından bakmadıklarını, bunun arkasında yeni devrimci dalgaların geleceğini ve o devrimci dalganın bir topyekün Doğu devrimine yol açacağı tespiti, bir ajitasyon ve kendi kendilerinin propagandalarını, morallerini yükseltme propagandası olmadığı tespiti doğru. Devrimler dalga dalga ilerliyor. Nitekim o zaman Anadolu'da ve Sovyetler Birliği coğrafyasında kazanılan devrim hemen ardından Çin'de, Vietnam'da, Hindistan'da, Pakistan'da, onların her birinin bağımsızlıklarını kazandığı ve bütün Asya'nın bağımsızlığını kazandığı, o Mustafa Kemal'in güneşin doğduğunu nasıl görüyorsam Asya milletlerinde uyanışını şimdiden görüyorum dediği rüyanın, ki o bir gerçekçi rüya, tamamlandığını biz yaşadık, gördük. Ama orada bu devrimin tespiti var. Hakimiyeti Milliye Gazetesi'nin 21 Şubat 1920 tarihinde yer alan Asrın Prensipleri makalesi, Kemalist önderliğin milliyetçilik ilkesinin temellerini oluşturur. Mustafa Kemal ve arkadaşları milleti nasıl tanımlıyordu? Türk ve İslam birliği görüşleri hakkında ne düşünüyordu? İşte bu makale bu soruların yanıtlarını veriyor. Asrın Prensipleri makalesi Wilson prensiplerinden hareketle Kemalist önderliğin ulusal soruna bakış açısını, ulusal soruna bakış siyasetini özetliyor. Ulusal sorun derken şunu kastettiğimizi net bir şekilde belirtelim. Sömürge milletlerin ve uluslaşma sürecindeki milletlerin hakları meselesi. Bu Ekim Devrimi'nden sonra da, Ekim Devrimi'nin Sovyetler Birliği önderliğinin çok tartıştığı bir konu. Aynı zamanda Paris Barış Konferansı öncesinde Amerikan Devlet Başkanı Theodore Wilson da dünya barışını sağlamak noktasında bir 14 nokta prensibi ilan ediyor. Onun önemli iki maddesi de bu sömürge ulusların bağımsızlığı meselesi. O konuda sömürge uluslarında bağımsızlığını savunan sözler var o iki maddede. Fakat Wilson'un ulusların kendi kaderlerini, sömürge ulusların, bağımlı ulusların, ezilen ulusların bağımsızlıklarını kazanma konusundaki esas çıkış noktası, amacı o dönemki sömürge imparatorluklarıyla sahneye yeni çıkmakta olan Amerika'nın bu sömürge dünyasında yer etme rekabetinden kaynaklanan bir dayanaktır. Irklara ve ne tarihin ne ilmin açıklıkla tayin edemediği ve ayıramadığı karışık ve kaynaşmış hatıralara dayanarak
bir sınır içinde yaşayan insanları bile birbiriyle mücadeleye sevk edecek bir milliyet prensibi, bu asrın prensibi sayılamaz ve bilhassa yaşayamaz. Wilson prensipleri açıklanınca İstanbul'da bir Wilson prensipleri cemiyeti diye cemiyet kuruluyor. Bu cemiyetin üyeler arasında ünlü işbirlikçiler var. Ali Kemal de dahil olmak üzere. Ve aynı zamanda Yunus Nadi de var. Daha sonra Ankara'ya geçecek, Anadolu'ya geçecek ve Milli Kuvvetler safında yer alacak. Aydınlar da var. Burada bir karışıklık, bocalama doğunca Halide Edip var. Bu duruma bir aydınlık getirme ihtiyacı, bu Sivas Kongresi'ne kadar yansıyan bir görüştür, eğilimdir milli kuvvetler içinde. Bu konuda bir netliğe, açıklığa ihtiyaç duyuluyor. Aynı zamanda çok ilginç, Sovyetler Birliği'nde Ekim devriminin sahne olduğu coğrafyada İngilizlerin ve Fransızların kışkırttığı milli ayrılık hareketleri var. Henüz onlar da neticelenmiş değil, sonuçlanmış değil. Yani aynı zamanda Kafkasya'da ve Orta Asya'da iç savaş sürüyor. O nedenle hem Sovyetler Birliği coğrafyası içerisindeki İngilizlerle işbirliği de milliyetçi hareketler, ki bunların içinde Türkler de var. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri var. Onlarla, onların hareketleri, o hareketlerle kendi aralarına bir sınır çekme ihtiyacını duyuyor Kemalist önderlik. Hem de dünya siyaseti içerisindeki bu milli sömürge ve bağımlı ulusların milli meselelerini ele alış konusunda bir netlik ihtiyacı gelip dayatıyor. İngiltere, Kemalist yönetimi Sovyetlerden koparma ve kendi Kafkas planlarına uygun bir çizgiye getirmek amacıyla Kafkas Halkları Federasyonu'nu Türkiye'nin himayesi altına verme kurnazlığını bile gündeme getirdi. Bu plan içinde İttihat ve Terakki'nin eski kadrolarından Enver Paşa ve ekibini kullandılar. Onlar Asya'daki tüm Türk topluluklarını tek çatı altında toplayan büyük bir devlet tasarlıyorlardı. Bu Türk topluluklarının önemli bir kısmı Sovyet Rusya'nın toprak sınırları içinde yaşıyordu. O dönem Enver Paşa'nın önderliğini yaptığı Panturanist takım onları bugünlere kadar süren Sovyet düşmanlığına kadar sürükledi. Görünürde İngiliz düşmanıydılar ama pratikleri İngiliz emperyalizmine hizmet ediyordu. Hakimiyeti Milliye Gazetesi'nin birçok makalesinde Panturanizm hakkında görüşlere yer veriliyor. İşte bazı örnekler. Turanizm, bir nevi emperyalizm olmak itibarıyla Türkiye'de bir hayalden ibarettir. Bolşeviklere karşı mücadele İngiliz hesabına çalışmaktan başka bir şey değildir. O tarihte İngiltere güneş batmayan bir imparatorluk oluşturdu. Yani dünyanın yarısına fazlasına hükmeden adeta üzerinde toprakları üzerinde güneş batmayan bir coğrafyaya sahip oldu. Şimdi Doğu dediğiniz zaman, yani eğer Asya'ya kastediliyorsa veya Asya ülkeleri, Orta Doğu Asya ülkeleri kastediliyorsa, bu ülkelerdeki İngiliz varlığına yönelik olan harekettir. Yani nedir bu? İşte Afganistan'da, Hindistan'da, yani bugünkü Pakistan bölgesinde, efendim Endonezya'da İngiliz menfaatlerine karşı olan yahut İngiliz menfaatlerini halalden edebilecek olan hareketlere yönelik onlara destek olma babında politikalar. Bunu anlamak lazım. Şimdi ta Abdülhamid'in mesela pan-İslamist politikası dediğimiz Abdülhamid'i yerden yere vurarken adeta denize düşen yılana sarılır misali Abdülhamid, İngiliz politikasına karşı acaba ben oradaki Müslümanlara pan-İslamist bir politika takip edebilirsem İngilizleri zor duruma sokabilir miyim düşüncesiyle hareket etmiştir. Şimdi aynı politikayı biz milli mücadele yıllarında da görüyoruz. Çünkü Türkiye'nin karşısında tek bir şey var. Devlet var, sömürgeci devlet var, İngiliz ve İngiliz politikası. Yani Orta Doğu'da o var, efendim Yunan'ın arkasında o var, Ermeni politikasının arkasında o var, Asya'da o var, Asya'daki Türk topluluklarına karşı, Müslüman olan Hindistan'daki Hindistan Müslümanlarına karşı İngiliz acımasız emperyalist politikası var. Dolayısıyla Atatürk İngiltere'yi zor duruma sokabilmek için bir Doğu politikası takip etmek zorunda ve bu onun da çekirdeği İngilizlerdir. Enver Paşa Moskova'da uzun ikametinde Orta Asya'da İngilizlere karşı bir Türk hareketi geliştireceğini söylüyor.
Ama gidip tam da İngilizlerin desteklediği hareketin içine düşüyor ve onların başına geçiyor. Yani süreç siyasetinin yanlış olması nedeniyle onu tamamen kendi iddia ettiğinin aksi noktaya sürüklüyor. Orta Asya'daki İngiliz destekli Türk milliyetçisi hareketlerle Anadolu'daki İngiliz emperyalizmine karşı dövüşen milli hareket bu konuda netleşmeye ihtiyaç duyuyor. Bugün kendisine Türk milliyetçiliği Türk milliyetçisi olduğunu söyleyen akımların çoğu geçmişten bugüne Mustafa Kemal önderliğindeki Anadolu'daki hareketi soğukluğun temelinde bu yatıyor, bu köken var. Dolayısıyla bir taraftan pan-Türkist ve pan-İslamist hareketlere, yani sözde İngiliz emperyalizmine karşı Türk birliğini sağlama adı altındaki, ki bunların içinde pan-Türkist, pan-İslamist hareketler olduğu gibi dar milliyetçi hareketleri de var. Ama istisnasız hepsi Sovyetler Birliği'ne karşı dövüşüyorlar. Yanlış bir konumlanma içindeler. Bağımsızlıklarını İngilizlerin desteğiyle Sovyetler Birliği'nden kazanma konumundalar. Anadolu'daki hareket ise İngilizlere karşı Sovyetler Birliği ile ittifak içinde bağımsızlığını kazanma konumunda. Burada bir ters düşme ihtiyacı oluyor. Onun için Asrın Prensipleri maddesinde belki biraz erken girmiş oluyoruz makalesinde. Örneğin ırk birliğine dayalı birliklerin gerici olduğu özellikle vurgulanıyor. Ve şöyle söyleniyor. Slav birliği, Cermen birliği, Latin birliği gibi teoriler aynı ırktan oldukları halde daha büyük milletlerin sırf ırki münasebetten dolayı kendilerine musallat olmasını hiçbir millet iyi karşılamadığı için kuru bir teoriden ibaret kaldı. Daha makalenin girişinde sömürge ulusların, bağımlı ulusların ulusal bağımsızlıklarını kazanması sorunu doğrudan doğruya emperyalizme karşı mücadele sorunu olarak koyuyor. Bu bakımdan çok esaslı bir bakış açısı var. Yani emperyalizmden soyutlanmış ve birbirinden iç içe yaşayan Osmanlı İmparatorluğu'nda olduğu gibi uzun yıllar feodal imparatorluklar içerisinde bir arada yaşamış küçük kavimlerin, küçük milletlerin, halkların birbirine karşı boğazlaşması, mücadelesi değil, doğrudan doğruya sorunun bugün emperyalizme karşı mücadele olduğu makalenin girişinde söyleniyor. Arazi ve sınırlar üzerinde başlayan mülk edinme davalarının zayıf milletleri kuvvetli milletlere bağlı bulunduracak yeni haklar doğurması ve yeni bir emperyalizme varması ihtimali ortadan kalkmış değildir. Bilhassa bu anlaşmazlıklardan Avrupa emperyalizminin eski şekilde devam edebilmek çaresini bulmak için istifade etmesi, bağımsız ve milliyetlerine şiddetle bağlı küçük kavimleri bir diğeriyle mücadeleye sevk ederek bir tarafı himaye etmek suretiyle asırlık siyasetini tekrara yol bulması çok mümkündür. Küçük milletlerin emperyalizme karşı birliğini savunma var burada. Kendi aralarındaki sorunları da ırk ve kavmiyet temelindeki mücadelelere değil kardeşlik ve eşitlik temelinde çözme ilkesi özellikle belirtiliyor. Biz hiçbir milleti ırkımız içinde boğmak istemediğimiz gibi ırktaşımız menfaatına ayrı bir ırka mensup vatandaşlarımızı da rencide etmeyi kabul edemeyiz. Bugün maalesef ulus küçük milletlerin 50 yıldır, 60 yıldır, 100 yıldır, 200 yıldır, 500 yıldır aynı coğrafya, aynı topraklar üzerinde yan yana yaşamış. Bu yan yana yaşama süreci içerisinde çeşitli eşitsizlikler, baskı gibi sorunlarla karşılaşmış küçük milletlerin kendi aralarındaki milli sorunların çözümünde birbirinin boğazına sarılması, şiddete başvurması sorunun emperyalizmin işine yaradığını Asrın Prensipleri makalesinde konduğu gibi somut örneklerini görüyoruz. Kürt sorununun çıkmaza girmesindeki temel meselelerden biri önce çıkmaza girmesi ve sonra da emperyalizmin yediğine düşmesi. Kürt halkının milli hakları konusunda Türk halkıyla birlikte hareket etmek, eşitlik ve kardeşlik temelinde hareket etmek, Türk halkını kazanmak, kardeşlik siyasetini esas almak yerine Türk halkıyla kavgaya tutuşmak, meseleyi bir Türk-Kürt sorununa indirgeyip mücadeleyi bu şekilde sürdürmek. Bu mücadelenin de Amerika, Avrupa'nın duruma aradaki çatlaktan sızarak müdahale etmesine yol açmak gibi bir noktaya geldiğini yaşayıp gördük.
Nitekim Sivas Kongresi'nde kabul edilen beyannamenin birinci maddesinde Osmanlı Devleti'nin tasavvur edilen sınırı Türk ve Kürtlerle meskun olan araziyi ihtiva ettiği belirtilmiştir. Kürtler, Türklerle birlikte yeni Türkiye'nin kurucu asli unsuru olarak görülmüştür. Mustafa Kemal, Kazım Karabekir'e gönderdiği 16 Haziran 1919 tarihli yazıda şöyle demektedir. Ben Kürtleri de öz kardeş olarak avuşumuza katıp tekmil milleti bir nokta etrafında birleştirmek ve bunu dünyaya müdafaa-i hukuku milliye cemiyetleri vasıtasıyla göstermek karar ve azmindeyim. Yine 28 Mayıs 1919 tarihinde Diyarbakır mebusu Kamil Bey Şekli'yi tel yazısında Kürt ve Türk'ü iki kardeş ırk olarak tanımlamıştır. Emperyalizmin milliyetçiliği bölücüdür. Kürtleri zenginlikleri bölmek için kullanır. Devrimci milliyetçilik ise birleştiricidir. Düşman değil, kardeş olarak görür, uyarır, kazanır. Tıpkı Mustafa Kemal'in yaptığı gibi. Belgeselimizin bu bölümünü 3 Kasım 1922 tarihinde meclis kürsüsünden yapılan bir konuşmayla bitiriyoruz. Konuşma Erzurum mebusu Süleyman Necati Bey'e ait. Necati Bey, bendenizi buraya gönderenlerin büyük bir kısmı da Kürt olduğundan burada o vatan kardeşlerimizin duygularına tercüman olmak üzere geldiğini söylüyor ve devam ediyor. Bugün öyle bir Türk yoktur ki dayısı, damadı veyahut yeğeni Kürt olmasın. Ve öyle bir Kürt yoktur ki onun damadı, yeğeni veyahut dayısı Türk olmasın. Dolayısıyla benim annem nasıl olur da Avrupalıların bir takım entrikaları ve uydurmaları olan bir takım efsaneler arkasından gider. Bunun imkanı yoktur. Sevr paçavrası meydandadır. Bizim en zayıf bulunduğumuz anlarda ve henüz yüce meclisimizin kurulmadığı zamanlarda İngilizlerin o kışkırtmalarına ve övmelerine rağmen bu paçavra çiğnenmiş ve üzerine atılmıştır.